Ben Ramazan Özkepir. 1955 yılında doğdum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Çeşitli il ve ilçelerde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptıktan sonra 1991 yılında Yargıtay'a tetkik hakimi olarak atandım. 1991 ve 96 yılları arasında Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nde tetkik hakimi olarak görev yaptım. 1996 yılında Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına tayin edildim. 2007 yılında da Yargıtay üyesi seçildim. Uzunca bir süre Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde üye olarak görev yaptım. 2014 yılında Yargıtay 19. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildim. 2020 yılında da Ocak ayında yasal yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrıldım. Sizlere özellikle bizim ceza mevzuatımızın gelişimi konusunda bilgi vermek istiyorum. Bizim ceza mevzuatımız 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ceza hükmü içeren özel yasalardan oluşmaktaydı. 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Alman Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun çevirisi yapılarak alınmıştı ve 1928 yılında yürürlüğe girmişti. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu da İtalyan Ceza Kanunu esas alınarak yürürlüğe giren mevzuatımızdı. 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda köklü değişiklikler yapıldı. Daha önceki yürürlükte olan 765 sayılı kanun ve 1412 sayılı kanunda çok köklü değişiklikler yapıldı. Şu anda bizim ceza sistemimiz ana tema olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve ceza hükmü içeren 120'ye yakın özel kanunlardan oluşmakta. Özellikle bir hususu burada belirtmek istiyorum. Biz de genelde hukuk fakültelerindeki benim öğrenci olduğum dönemde de ağırlıklı olarak Türk Ceza Kanunu genel hükümler ve özel hükümler olarak anlatılır. Fakat ceza hükmü içeren özel kanunlara ders programlarında fazla yer verilmezdi. Şu anda da hemen hemen aynı mevzuat, müfredat uygulanıyor. Genelde hukuk fakültelerindeki eğitimde ceza hükmü içeren özel kanunlara zorunlu ders olarak pek yer verilmiyor. Bazı üniversitelerde seçimlik ders olarak okutuluyor. Günlük hayata karşılaştığımız olaylarla ilgili suçların büyük bir kısmı ceza hükmü içeren özel kanunlarda düzenlenmekte. Bunlardan en başta Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, işte bugün aldığımız bir kitaptan dinlediğimiz müzik eserine, gittiğimiz bir sinemada izlediğimiz filme kadar hemen hemen günlük hayatımızın bir parçası olan konuların büyük bir kısmı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer aldığı halde üniversitelerde, özellikle hukuk fakültesindeki eğitimde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na çok fazla yer verilmemekte. Yine keza Türkiye'nin hemen her bölgesinde işlenen en yaygın suçlardan birisi Orman Kanunu'na aykırılık suçları olduğu halde yine üniversite eğitiminde orman suçları ile ilgili çok fazla müfredatta yer verilmemekte. İşte Biyogüvenlik Kanunu, Tebabet ve Şuhabat'ın tarz icrası hakkında kanun, çeşitli kabahat oluşturan eylemler, genelde fakülteden mezun olan öğrenciler ve mesleğe yeni başlayan hakim ve cumhuriyet savcıları bu Adalet Akademisi'ndeki eğitim de buna dahildir. Hep ağırlıklı olarak Türk Ceza Kanunu ile ilgili genel ve özel hükümlerle bilgi birikimine sahip oldukları halde ceza hükmü içeren özel kanunlarla ilgili fazla bir bilgiye sahip olmuyorlar. Ben özellikle hukuk fakültelerindeki bu müfredat programının tekrar gözden geçirilmesini, ceza hükmü içeren özel kanunlara daha fazla yer verilmesini, hatta temel en fazla uygulaması olan ceza hükmü içeren özel kanunların zorunlu ders olarak okutulması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda 126, şu anda yürürlükte olan ceza hükmü içeren özel kanunlara
muhalefetten kurulan hükümler temiz aşamasında incelendiğinde benim gözlemim, Türk Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan kurulan hükümlere oranla bozma oranı, yani hatalı karar verme oranı çok çok daha fazla. Neredeyse %78-70-80 oranında bozma oranına sahip. Bu da benim biraz önce bahsettiğim ceza hükmü içeren özel kanunlara eğitim programında ve Adalet Akademisi'ndeki staj döneminde fazla yer verilmemesinin çok açık göstergesi. Bir de özellikle ceza muhakemesi kanununun getirdiği sistemle ilgili bazı konuları anlatmak istiyorum. Şimdi ceza muhakemesi kanununda da 1412 sayılı ceza muhakemeleri usulü kanununa göre çok fazla değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerden en önemlilerden birisi de istinaf kanun yolunun kabul edilmiş olması. Şu anda yürürlükte olan mevzuata göre adli yargı ilk derece mahkemelerinden verilen ve hükmolunan 5 yıla kadar hapis cezaları, yani sonuç ceza, istinaf kanun yolunda kesinleşmekte. Ancak 5 yılın üzerindeki hapis cezaları, bir de eğer yerel mahkemenin verdiği 5 yılın altındaki ceza istinaf mahkemesince artırılmışsa, bunlara da temiz kanun yolu açık. Fakat ben bu şekildeki düzenlemenin çok adil ve hakkaniyete uygun olduğunu düşünmüyorum. Özellikle biz de yıllarca ceza muhakemesi kanununda değişiklik yapılarak istinaf kanun yolunun da getirilmesini savunanların görüşü, Yargıtay'ın olayları görmeden, tarafları görmeden dosyadaki tutanaklara göre sübut denetimi yaptığı ve bu şekilde yapılan denetiminde adil yargılanma hakkı bakımından pek isabetli olmadığı şeklindeydi. Ve adil yargılanma hakkını daha da güçlendirmek amacıyla istinaf kanun yolunun kabul edilmesi gerektiği yıllarca savunuldu. En son da işte 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununda istinaf kanun yolu kabul edildi. Fakat hakim savcı sayısının azlığı, işte fiziki koşullar nedeniyle istinaf mahkemelerinin kurulması belli bir süre gecikti. Şu anda da istinaf mahkemeleri fiilen yürürlüğe girmiş durumda. Şimdi adil yargılanma hakkını daha da güçlendirmek amacıyla istinaf kanun yolu kabul edildiği halde 5 yıla kadar sonuçta hükmolunan hapis cezalarının istinafta kesinleşmesi bence kanun koyucunun amacı, daha doğrusu istinafın kurulmasından beklenen amaçla pek faydalı olmadı. Daha doğrusu beklenen fayda görülemedi. Neden derseniz, güya adil yargılanma hakkı daha da güçlendirmek amacıyla temizden önce bir de sübut denetimi yapacak olan istinaf mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi sağlandı. Fakat sonuç itibariyle 5 yıl hapis cezasının istinaf kanun yolunda kesinleşmesiyle adil yargılanma hakkı bakımından davanın tarafları yönünden daha aleyhe bir sonuç ortaya çıktı. Zira ceza mahkemelerinden verilen hükümlerin neredeyse %90'ına karşı temiz kanun yolu kapatılmış oldu. Yani bu da benim kişisel görüşüme göre adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi ve daha sağlıklı bir adil yargılanma hakkının temini yönünden olumlu değil, olumsuz sonuca yol açtı. Ayrıca bu istinaf mahkemelerinin yürürlükte olduğu ülkelerde, özellikle Avrupa ülkelerinde kesinlikle 5 yılla sonuç hükmü olan 5 yıl hapis cezası istinaf kanun yolunda kesinleşmiyor. Özellikle ceza davalarından hükmü olan cezaların hemen hemen neredeyse tamamına yakını istinaftan sonra temiz kanun yoluna da açık. Sadece ülkemize özgü böyle bir düzenleme yapıldı. Ben bu düzenlemenin adil yargılanma hakkı bakımından fayda değil, daha çok davanın tarafının aleyhine sonuç doğurduğu kanısındayım. Bu nedenle de İstinaf kanun yoluyla ilgili ceza muhakemesi kanununun ilgili maddesinde değişiklik yapılarak 2 yıla kadar hapis cezalarının ve para cezası miktarı ne olursa olsun istinaf kanun yolunda kesinleşmesi, bunun dışındaki hükmolunan tüm cezalara karşı temiz kanun yolunun açılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek
7. protokolü uyarınca davanın taraflarına etkili bir itiraz merci yolunun açılması gerekiyor. Şu anda istinaf ceza daireleriyle Yargıtay'ın ceza dairesi ve genel kurulda verilen kararları ve dairelerin oluşumunu atanası ve doğuracağı sonuçları gözettiğimizde etkili itiraz merci ancak temiz kanun yoluyla sağlanabilir. Çünkü temiz kanun yolunda daha tecrübeli hakimler ve daha güvenceli hakimler görev yapmakta. Çünkü bir Yargıtay ceza dairesinde görevli üyeyi verdiği bir karar nedeniyle başka bir yere atama ya da üyelik unvanını alıp da herhangi bir il ya da ilçeye savcı ya da hakim olarak atama olanağı yok. Vatandaşın etkili itiraz merci yönünden sahip olması gereken hak bence öncelikle temiz kanun yolu olmalı. Zaten Avrupa ülkelerinin hiçbirisinde de temiz, özellikle ceza davaları biraz önce bahsettiğim gibi temize kapalı değil. Bu nedenle ben istinaftaki kesinleşmenin kesinlikle yeniden ilgili maddenin değiştirilerek 2 yıldan fazla hükmedilen tüm hapis cezalarına karşı temiz kanun yolunun mutlaka açılması gerektiği görüşündeyim. Onun sakıncaları zaten son dönemlerde yaşandı ki bazı değişiklikler yapıldı. Örneğin kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından verilen cezanın miktarı ne olursa olsun temiz kanun yoluna tabi hale getirildi. Ama bir kamu görevlisi sahtecilik suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum olursa kendisi ceza istinafta kesinleşiyor. Temiz kanun yolu kapalı. Bu kesinlikle adil yargılanma hakkı açısından doğru değil. Yine avukatlık kanununda değişiklik yapılarak avukatların işlediği suçlardan dolayı verilen cezanın miktarı ne olursa olsun temiz kanun yoluna açık hale getirildi. Bu da şunu açıkça ortaya koymaktadır ki istinaf ceza dairelerinde, daha doğrusu istinaf kanun yolunda ceza mahkemelerinden verilen hapis cezalarının özellikle kesinleşmesi çok doğru, isabetli değildir. Bu değişikliğin ve mutlaka yapılması gerekiyor. Bir de gözlemim, istinaf mahkemeleri özellikle sübuta yönelik gerektiğinde yüze karşılık ilkesini de uygulamak suretiyle sübut denetimi yapmak amacıyla kuruldu. Fakat mahkemelerin verdiği kararlar ve uygulamalarına baktığımızda neredeyse istinaf kanun yolunda %90'ın üzerinde dosya üzerinde inceleme sonucu karar verildiği görülmekte. Duruşma çok az sayıda yapılmakta. Bu da istinaf kanun yolunda beklenen faydanın şu aşamada pek sağlanmadığını açıkça göstermekte. Bu arada özellikle hukuk fakültesi öğrencilerine bilgi sahibi olmaları bakımından hemen hemen meslek hayatımın 30 yıla yakın bir süresini geçirdiğim Yargıtay'ın yapısı hakkında da bilgi vermek istiyorum. Yargıtay'ın ilk kuruluşu 1868 yılıdır. Osmanlı Devleti döneminde. Şu anda Yargıtay anayasaya göre adli yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve kanunun başka merciye bırakmadığı hüküm ve kararların son inceleme merciidir. 1961 anayasasındaki düzenlemeye göre Yargıtay yüksek mahkemeler arasında ki sıralamada birinci sırada yer almaktaydı. Yargıtay'da bir özellikle ceza mahkemesince verilen hükmün temiz edilmesi halinde geçirilen aşamaları açıklamak istiyorum. Ceza mahkemelerince verilen bir hüküm temiz edildiğinde önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda her dairede daireye tebliğname düzenleyen ve o daire numarasıyla adlandırılan bölüm ya da masa tabir edilen kısımlar vardır. Burada görevli Cumhuriyet Savcıları örneğin bir insan öldürme suçu ile ilgili hüküm temiz edildiğinde dosya önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 1. bölümde görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından incelenir. Cumhuriyet Savcısı dosyayı inceledikten sonra onu bir tebliğname ile Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderir. Yani tebliğnamede Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı adına
dosyanın eğer onanacaksa onama sebebi, bozulacaksa bozma sebebi belirtilir. Yargıtay Ceza Dairesi'ne gelen dosya inceleme sırası geldiğinde incelemek üzere tetkik hakimine verilir. Tetkik hakimi, işte her tetkik hakiminin bir müzakere günü vardır. Müzakere günü ilgili dosya heyetçe incelenir, onama ya da bozma kararı verilir. Bozma ya da onama kararına karşı, özellikle yerel mahkemelerin bozma kararına karşı direnme hakkı olduğu gibi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da onama ve bozma kararına karşı itiraz hakkı vardır. Burada lehe itirazda süre şartı bulunmamakta, aleyh itirazda ise dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na geliş tarihinden itibaren bir ay içerisinde ancak aleyhe itiraz başvurusunda bulunabilir. Dosyaya itiraz edildiğinde dosya öncelikle ilgili daireye gelir. İlgili daire tarafından incelenir. İlgili ceza dairesi itirazı yerinde görürse kararını düzeltebilir. İtirazı yerinde görmezse düzeltme talebini reddeder ve dosyayı incelenmek üzere Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderir. Ceza Genel Kurulu'nda da Ceza Genel Kurulu Başkanı başkanlığında her daireden birer temsilciden oluşan şu anda sabit genel kurul dediğimiz genel kuruldan oluşur. Genel kurulun verdiği karar kesindir. Bu karara karşı artık Yargıtay Başsavcılığı'nın itiraz yetkisi yoktur. Bir de Yargıtay Ceza Daireleri ya da Hukuk Daireleri arasında karar uyuşmazlığı çıktığında, özellikle ceza daireleri arasında karar uyuşmazlığı çıkmışsa bu öncelikle Ceza Genel Kurulu'nca giderilir. Ceza Genel Kurulu ve daireler arasında karar uyuşmazlığı çıkmışsa bu durumda da İçtihadı Birleştirme Kurulu dediğimiz Yargıtay Büyük Genel Kurulu'na dosya bir şekilde intikal ettirilir ve İçtihadı Birleştirme kararı dediğimiz karar Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca verilir. Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca verilen bu İçtihadı Birleştirme kararı kanun hükmü niteliğindedir. Hemen tüm mahkemeleri ve Yargıtay'ın ilgili dairelerini de bağlar. Bana bu konuşma imkanını sağlayan Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrenci topluluğuna da çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Evet, iyi günler diliyorum herkese.